Tavas'tayız ve bir gazi amcamızla beraberiz. Kendisine şimdi sorumuzu soruyoruz. Buyurun. Tavas'ta önümüzdeki süreçte parti gözetmeksizin belediye başkanı olmasını istediğiniz bir isim var mı? Ya da mevcut belediye başkanı iyi devam etsin, hizmet geliyor diyor musunuz? Mevcut belediye başkanı memnunuz. Çalışmalarından dolayı her yönüyle memleketimizin, Tavas'ımızın evladıdır. Onu tamamen destekliyoruz. Peki bir şey ister misiniz belediye başkanından? Hayır. Şu olsun dediniz. Memleket için çalışsın, o yeterli. Teşekkür ederiz Galatasaray. Sağ olun. Şimdi ben şöyle diyeyim, önümüzdeki sürece bir kenara koyalım. Biz emeklileri bir kenara attı bu hükümetimiz. Ben çalışan emekliyim, yaşım 60 ama ihtiyaçtan dolayı çalışıyoruz. Bizim 5000 liramız nerede? O 5000 liramızı lütfen verin. Diğer sorumuzda biz şu anda ilçemizdeki belediye başkanımızdan memnunuz. Ama tabii önümüzdeki süreç ne gösterir, ne getirir götürür bilmiyoruz. Onu zaman içerisinde bunu ölçüp dökeceğiz, hizmetlerine bakacağız veyahut da nasıl diyeyim, iyi bir arkadaşımız gelirse tercihimiz olur. Ama şu andaki mevcut belediye başkanından ben memnunum, yani bir iş sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Vallahi şu anki belediye başkanından memnunuz. Hüseyin İmamlık tercihimdir. Devam etmesi uygundur diyorsunuz. Uygundur benim için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şu anda kalbim şeyden geçen düşüncelerimi hiç bilmiyorum, belediye başkan adaylarını. Şu anda böyle bir şeyim yok. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben Yaka Mahallesi'nde oturuyorum. Gelen geçen belediye başkanlarımıza da sesleniyorum bu arada. Öncelikle hep yapalım yapalım dedikleri halde Yaka Mahallesi hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Ben şunu istiyorum. Geri dönüşüm atık koymak için kutular konulsun ve sahipsiz köpeklere çok saldırı oluyor, onların toplatılsın. Yani artık ben bunları söylemek istiyorum. Bizim mahallemizi hiç ilgilenen yok. Özellikle Yaka Mahallesi'yle. Bundan sonraki adaylara tavsiyemdir diyorsun. Evet, tavsiye. Teşekkür ederiz. Mevcut belediye başkanımızdan memnunuz. Yani bayağı bir 5 yıldan beri hizmet etti. Yani şu anda cadde çalışmasında bir şehir havasını kattı yani. Mesela stadyumumuzun, ben Tavas Birlik Spor As Başkanı Bekir Karayöre'yim. Bu arada bunu da söyleyeyim. Yani stadyum mesela 3. lig ayarında bir stad oldu. Onda da belediye başkanımız Hüseyin Yamlı'nın çok bir faydası vardır. Allah razı olsun. Hizmetlerine memnunuz yani. Peki, mevcut çıkacak olan tüm belediye başkan adaylarından Tavas Birlik Spor'a destek olmalarını talep eder misin? Tabii canım, o elbette. Bizim şeyimiz belediye başkanının sporu seven bir belediye başkanı olması. Yani bizim burada hedefimiz burası değil, 3. lig. İnşallah 3. ligi çıkacağız yani. Çok teşekkür ederim. Tavas'ın hak ettiği yer burası. Çok teşekkür ederim. Herkese desteklerimizi bekliyoruz Tavas Birlik Spor'umuza. Belediye Başkanı olarak şu anda yürütmekte olan Sayın Hüseyin İnamlık güzel bir çalışmaları oluyor. Beğeniyoruz çalışmalarını. Şu andık ileriki zamanlarda ne gösterir bilemeyiz ama Hüseyin İnamlık güzel çalışmaları var. Peki sizin istediğiniz bir şey var mı? Bir sıkıntınız var mı? Benim isteğim olarak evime evimdeki yol çamurlardan dolayı, yani yol olmadığından dolayı, taş ya da asfalt, buraya gelirken çamurlu oluyor ayaklarımız. Yol isteriz mesela. Bir de doğalgaz yok. Sobayla şey yapıyoruz. Hangi mahalle? Onu da söyledik ki tam olsun. Yaka Mahallesi 5100 sokak. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Vallahi şu andaki yerel mevcut başkanından memnunum ama isteklerimize var tabii ki haliyle. Nedir mesela? Yani şu anda olduğumuz yere bir otoparkın düzenlemesi, efendime söylüyorum, buraya bir düğün salonu, kapalı otopark yeri kurup köylü kardeşlerimizi buraya bir yer açması, burada biz mallarımızı değerlendirirsek daha güzel olur. Şimdi yağmurda yaşta görüyorsunuz şu andaki halimiz, reziliz. Ama bunları istiyoruz tabii ki haliyle. Bunlar olursa daha iyi olur. Tabii ki, muhakkak, aynı. Teşekkür ederim. Şimdi Tavas'ta gençlerin görmek istediği veya ihtiyaç duyulan şeyler genelde sosyal alanda. Sosyal faaliyet alanları var yine sporsal açıdan. İşte kafelerdir, şeylerdir. Sadece
Bazı gençlerimiz tabii gece kulüpleri falan istiyorlar. Onların Tavas merkezimizde bulunmuyor şu anda. İleride kısmet olursa bir iki tane ihtiyaç dahilinde olabilir aslında. Belediye açısından da yani ne desek altyapı üst yapı olarak iyi de yani belediye katkısı olabilirse daha çok iş istihdamı, iş sahası Tavas'ın ekonomik açısından daha iyi olacak bence. Belediye başkanı adaylarından da şu anda tabii daha öne çıkan yok. Olursa da halkımız değerlendirir. Mevcut belediye başkanımız da çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi yollar açısından. Şu an yollarımız iyi. Tabii iş istihdamı olarak ekonomik açıdan ne kadar katkısı olur zarar olur belediye başkanımız bilemeyiz. Şu anda iyiyiz herhalde. Teşekkür ederim. Rica ederim.